Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir el feneri tanıtım videosuyla karşınızdayım. Karşımızda ne var? Lumintop marka harika bir el feneri var. EDC diyebiliriz, taktiksel diyebiliriz. Yani birçok modları olan çok kuvvetli bir el feneriyle karşı karşıyayız. Evet, el fenerimiz Lumintop markası. Modeli ise arkadaşlar FW21X9L. Yani model gerçekten şey gibi. Nasıl diyeyim, formül gibi bir şey ama fenerin kendisi gerçekten çok güzel. Şimdi bunu tanıtmak için ben de heyecanlıyım. Neden heyecanlıyım? Çünkü ya nasıl söyleyeyim, bu boyutlarda bu tarz kuvvet veren fener gerçekten çok yok. Biz de bununla alakalı merak ettik. Neler yapacak bir görelim hemen hızlıca. Güzel bir kutu da geliyor. Lumintop'un standart kutuları arkadaşlar. Şimdi burada bir tanıtım kılavuzu var. Bu olmazsa olmaz çünkü Android işletim sistemini kullanıyor. Gerçekten orada da zor bir işletim sistemi var. Bazı konularına çok fazla değinmeden hızlı hızlı geçeceğim. Çünkü fazla vakit alacak. Ama önemli olan yerlerine değineceğim arkadaşlar. Burada bir ne var kutu içeriği olarak? 21 700 ile çalışıyor. Bunu 18650'ye çevirmek için bir aparat koymuşlar, çevirici. Bir de arkadaşlar burada neyimiz var? Gördüğünüz üzere o-ringlerimiz var, yedek. Fener elimizde. Ben şimdi çok uğraşmayayım diye pilin korumasını da söktüm. Şey bu kadar. Kutu içeriğimiz bu kadar. Fenerimiz bu. Gördüğünüz gibi fener gerçekten çok ufak. Yani boyutlardan da birazdan bahsedeceğim size. İsterseniz de hızlıca boyutlara da geçelim. Size boyutlardan da bahsedeyim. Nelerle karşılaştığımızı en azından görün. Şimdi o kadar ufak bir fener ki tabii ki yaptığı işe göre. Kafa çapı gördüğünüz üzere 40,2 mm, 123,5 mm'de neyi var? Uzunluğu. Yani 12 santimden biraz fazla. Hadi diyelim 13 santim ki yok yani 12,5 santim bile yok. Tüp tarafı yani şuradan tuttuğumuz tarafta gördüğünüz üzere arkadaşlar 25,2 mm. Ağırlığımız da pil olmadan 126 gram ufak bir fener. Burada IPX6 yani suya dayanıklı olduğundan bahsediyor bize. Biraz madem bu kadar gelmişken LED olarak ne var? Zaten buradaki mevzu LED. Luminous'un arkadaşlar ne var? SBT90 LED'ini kullanıyor. Bu gerçekten felaket bir LED, biliyorsunuz ne olduğunu. 6500 lümen olduğundan bahsediyor. Ben o kadar bir yüksek lümen almadım ama olabilir. 163.800 kandele ve 810 metre, yani şuradan 810 metre alabilecek miyiz? Bakacağız. Yani gördüğünüz üzere 12,5 santimlik bir fener, ağırlığı, hafifliği, her şeyiyle, yani kafa çapı da 4 santim kadar. Klipsimiz var. Gördüğünüz üzere yani çok sade gözüken, sanki bir şey yapmayacakmış gibi gözüken ki bu açık mavi rengi, belki biraz da griye çalan bir rengi de çok güzel. Bu arada onu da çok tuttum. Burada metal bir tuşumuz var. Bu gördüğünüz üzere SBT 90,2 fenerimiz bu, LED'imiz bu. Fener arkadaşlar, şurayı açmış oldum. Kapatalım şöyle. Evet. Fener buradan değil, buradan açılıyor. Buna dikkat etmek lazım. Biraz değişik bir sistem oturtmuşlar. Böyle de içinde Lumintop'un kendi 21700 pili var. 5000 mAh kapasite olduğunu söylüyor. Güzel. Yani burada 3,7 voltluk 5000 mAh kapasiteli bir pilimiz de mevcut. Hızlıca tekrardan pilimizi koyalım. Şarj aleti ekstra yanınızda olması lazım. Ya da satın alırken kendi şarj aletiyle beraber de satın aldırıyorlar. Bunu da alabilirsiniz. Şimdi çalıştıralım fazla uzatmadan. Şimdi arkadaşlar bastığınızda tek bir basışta açılıyor. Ardından bir iki modu var. Mesela şu an hangi modda bakalım. Uzun süre bastığında bakın ramping modda. Yani ben şu an bunu ramping dediğim hani stepped, yani adım adım alçalıyor, adım adım yükseliyor. Bakın bu şekilde. Ama istersem 1 2 3 yapar. Bakın bir ufak bir işaret verdi. Bunu smooth bir şekilde bazı adımlar geldiğinde ufaktan işaret verdiğine smooth bir şekilde de yapabiliyorum. Bu çok kolay. Böyleyken 1 2 3 pardon turboya geçtim. Şöyle açtık. 1 2 3 yaptık. Bunu da tekrardan adım adım yükseltip alçaltabiliriz. Şu an alçaltalım arkadaşlar. En düşük moda geçelim. Buradan da çift bastığınızda 6500 lümen turboyu bize hızlı bir şekilde veriyor. Fenerin kullanımı bu kadar basit aslında. Hani açtınız, uzun süre bastığınızda zaten istediğinize geçiyor. Çift bastığınızda da turbo bu. Ama diğer özellikleri var mı? Var. Android'in arkadaşlar çok fazla özelliği var. Yani değişik değişik ışık yayılımları, stropları, blinkleri vesaire. Onlara girmek için de bayağı uğraşmak lazım. En azından bir tanesinden bahsedeyim strob için arkadaşlar. Bakın iki kere basıp üçüncüde basılı tutacaksınız. 1, 2, 3. Evet.
Gördüğünüz üzere kandil modu, yani kandil gibi böyle ufak ufak yanan bir moda geçti. Ya da blink mi bu? Şimdi çift bastım. Kandil modu. Bir daha çift bastım. Yani değişik bir strop gibi parti modu olabilir. Bir daha çift bastım. Bakın bu normal bir stroptan daha değişik. Bir daha çift bastım. Tam bir strop. Bir daha çift bastım. Yani tekrardan hani diyorum ya hani böyle değişik bir moddan moda bürünüyor. Hani tek bastığınızda da kapanıyor. Sonra tek bastığınızda feneri tekrar açıp bu şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Bunun buna göre yani ışık oyunları ile alakalı birçok modu mevcut. Bunları anlatmaya kalkarsam gerçekten çok uzun süre olacak. Sıkıntı olursa yine bana soru sorarsınız. Şimdi neyle test edeceğiz fenerimizi derseniz ki fener arkadaşlar bu kadar. Ama neler yapıyor? Neler yapıyor bunu sahada göreceğiz. Feneri neyle test edeceğiz derseniz şaka gibi. Evet, feneri Convoy L7 ile test edeceğiz. Şimdi çok hak mıdır bu derseniz hak değil ama bakın ne var içinde? Gördüğünüz üzere SBT90. Burada ne var arkadaşlar? SBT90. Bakın. Yani şu iki tane el feneri aynı LED'i kullanıyor. Tabii ki atım mesafeleri farklı olacak. Zaten buradan da hani her seferinde size zaten anlattım. Kafa çapı aynı LED'ler var. Kafa çapı atımı nasıl etkileyeceğini siz de göreceksiniz. Atım farklı olacak. Ama ve lakin güç gerçekten aynı güç. Felaket güçlü bir fener. Isınıyor mu? Isınıyor neden? Çünkü L7 bile ısınırken bunun ısınmama imkanı yok. Tabii ki soğutma kanalları yapmışlar. Fena da olmamış soğutma kanalları. Bayağı geniş bir soğutma kanalı var ama bu boyuta bu LED ısınır arkadaşlar. Bunu da es geçmeyelim. Şimdi hızlıca ölçümlerimiz var. Ölçümlerimizden bahsedelim. Ölçümlerimizde neler çıkmış onu da bir görelim. Ondan sonra sahaya geçeceğiz zaten. Şimdi Lumitop FW21X9L'miz. Kandil olarak fabrika verisinde 163.800 kandile ama 830 metre 810 metrede bir atım vermiş bize. Ben ne ölçtüm? 135.000 kandile ölçtüm. 735 metre. Yani burada bir 85 metrelik sapma var. Normal şartlarda 85 metrelik sapma biraz fazla. Yani muhtemelen burada bir ölçümlerde kullandıkları ekipman biraz farklı olabilir Lumitop'un. Çünkü ben Lumitop'u ne zaman ölçsem bir bu şekilde bir fark alıyorum. İster istemez ölçümleri biraz daha yüksekmiş gibi gözüküyor. Ben de o kadar çıkmıyor. Hadi ben hata yaptım diyelim. 750 metre olsun. Burada 60 metrelik bir fark yine her türlü kalacak. Ama çok mu önemli derseniz inanın hiç önemli değil. Yani bu fenerin 735 metreye atması gerçekten olay ve 6500 lümen. Ki 6500 lümende de ben tahminim 5500-6000 arası veriyordur diye tahmin ediyorum. Onu da ufaktan L7 ile denedim çünkü. Tam 6500 lümende olmayabilir. 5500-6000 lümen arasındadır. Ama bunlar gerçekten önemli değil. Çünkü ciddi manada çok güzel bir fener. Bu boyutta bu güç efsane diyebiliriz. Convoy L7'mizde zaten biliyorsunuz 435.000 fabrika verisi vardı. 1320 metreydi. Biz ne ölçmüştük? 475 bin ölçmüştük ve 1378 metre konvoyu ölçmüştük. Şimdi bunları sahada görünce neler yapacaklar? Ben de merak ediyorum. Henüz daha saha tanıtımını yapmadım. Sahaya çıkacağım. Sahada neler yapacak? Bu minik canavardan çok şey bekliyorum. Bence çok optimum atım yapacak. Yani 6000 lümeni hem uzağa atacak hem de geniş alan tarayacak. Tabii ki ısınacak. Muhtemelen çok da ısınacak. Ben onu da tahmin ediyorum ama yani şuna bakın arkadaşlar. Açtınız, çift bastınız. Elinizde 6000-6500 lümen. Hatta şuradan sahada da gösteririm ama buradan bastık, buradan da bastık. Bakın hotspot noktaları birbirinden gerçekten şöyle ikisini aynı mesafeden tutacağım. Gördüğünüz üzere birbirinden farklı olacak. Lumitop biraz daha geniş atacak zaten bunu kendisi direkt belli ediyor. Sahada da göreceğiz. Uzatmıyorum arkadaşlar. Nereye gidelim? Sahaya gidelim. Ama beni takip etmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Evet arkadaşlar şu an sahamıza geldik. Lumitop FW21-9XL modeli. Arkadaşlar dediğim gibi model biraz zor ama fenerin kendisi mükemmel diyebiliriz. Şimdi sahamızda fenerimizi deneyeceğiz. Sağ elim, sol elimde her zaman olduğu gibi neyimiz var? Yeni tanıtacağımız fenerimiz var. İnşallah sesim de size iyi geliyordur. Etraf biraz gürültülü. Şimdi bakın arkadaşlar şöyle turbo modda. Yakın plan zaten gerçekten çok iyi. Biraz yaklaş istersen demir çıkmasın. Yakın plan gerçekten çok iyi. 400 metrelik binalar. Gördüğünüz üzere buradan 600 metrelik binalar. Çok çok başarılı. Biraz da ortalıkta toz toprak var. 200 metre, 300-310 metre, 400 metre, 600 metre. Yani fener
Görevini gerçekten çok iyi yapıyor gördüğünüz üzere. Ama şu an fark ettiyseniz kısma yaptı. Çünkü şu an elim yanıyor diyebilirim, gerçekten sıcak. Fener kendini belli bir süre sonra, yani yaklaşık bir dakika içerisinde pişiyor. Bunun da sebebi ısınmadan kaynaklı arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Elimize diğer fenerimiz, yani test edeceğim fenerimiz. Konvoy L7'yi alalım. Konvoy L7 ile arasındaki farkı görelim. Yani ben videoya başladığımda burası E5'e dönüyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi bir otobüs geliyor. İdare edeceğiz. Konvoy L7'yi açıyorum arkadaşlar. Bakın. Konvoy L7 gördüğünüz üzere daha iyi bir odaklamaya sahip. Şimdi bu başlıyor. İkisinin de odaklamasını yaklaş Ahmet. İkisinin de odaklamasını görüyorsunuz. Bunu top daha geniş odaklıyor. Bakın havaya tutuyorum. Konvoy daha iyi odaklıyor ister istemez ama bunun top geniş açı taramada gerçekten çok iyi ve fener ısındığı zaman hemen lumenini pişirmeye başlıyor. Bu da çok normal, gerçekten fener çok ciddi manada ısınıyor. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Şimdi gördüğünüz üzere zaten konvoyumuz efsane işler yapıyor. Konvoyun atım mesafeleri gerçekten çok yüksek. Yani şimdi buradaki ne farkından bahsetmiştik? İkisinin de kafa çapını görüyorsunuz. İşte kafa çapı burada atma. Aslında bakıldığında 6500 lümen, 5900 lümen vesaire. Ya birbirlerine lümenleri aynıdır ama buradaki kafa çapı, gel bu tarafa Ahmet. Buradaki kafa çapı artık neyi bize anlatıyor? Gördüğünüz üzere atım mesafesini anlatıyor. Ve bir de ısı. Şimdi ısınmıyor mu? Isınıyor. Isınmıyor mu? Isınıyor. Ama hissettiriyor. Daha geç hissettiriyor. Bu da bizim için faktör arkadaşlar. Şimdi tekrardan ne yapalım? Lumin topumuzu tek başına testimizi yapalım. Nereden yapalım? Karanlık binamızdan. Ahmet şu tarafa doğru geç, geç bakayım şöyle. Karanlık binamız ortaya çıksın. Şimdi lumin topu yine yüksek lumende, karanlık binamızda gördüğünüz üzere deniyoruz. Karanlık binada bile gerçekten çok iyi başarılıyor. Şimdi buradan, evet, tabii ki bile L7 değil ama yine de etrafı gördüğünüz üzere gerçekten çok iyi aydınlatıyor. Ama kışın kullanmak lazım, yazın elinizi yakar arkadaşlar. Şöyle yapalım, şimdi kapatıyorum, şu an gerçekten ısındı. Kapattım, açtım. Yüksek modu alalım. Şu an yüksek modda. Yüksek modda aşırı derecede ısınmadan bile bakın işinizi görecek kadar yüksek modda da çok rahat kullanım sağlıyor. Yani yüksek modda kullanırsınız genel anlamda ama ihtiyacınız olduğunda çift basıp turboyu açtığınızda da ortalığı yıkan bir parlaklık var arkadaşlar. Gerçekten ciddi manada iyi olmuş. Yani bakın. Evet arkadaşlar, daha fazla anlatmaya gerek yok. Fener yandı mı? Yandı gerçekten, sıcak. Eldivenle kullanmakta fayda var. Ama bu boyutlarda bu güç gerçekten çok iyi olmuş. Çok beğendim. Isınmayı dert etmeyecekseniz bundan EDC, bir EDC gibi kullanabilirsiniz. Çok da yine gürültülü bir araç geliyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bu gürültü içinde ekstra kusura bakmayın, İstanbul'dayız maalesef.